Evet kıymetli dostlar yeni bir videodan da hepinize selamlar olsun. Biraz hatta biraz değil baya baya rahatsızdım birkaç gündür ama bugün ayyuka çıkmıştı. Pazar günü itibariyle çekiyorum videoyu da bakalım saat 23'e falan yetişebilirsem. Saat yine 19-12 sıralarında çekiyorum. Herkese de tekrardan teşekkür ediyorum 69.600'e getirdiğiniz için. Kanalı sevdiklerinize vesaire tavsiye edip hani beni önemseyip daha doğrusu bu kanala sevdiklerinizi getirdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Hani iyi ki varsınız. Ben teşekkürle başlayayım. Gerisine de siz nasıl biliyorsanız öyle yapın. Fenerbahçe'mizi Sivas Spor maçı kamp kadrosu açıklandı. 4 futbolcu kadroda yer almadı. Şimdi sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz bazı şeyleri. Bu kadroda yer almayan isimler Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zayt, Ceydan, Osterwolde. Zaten Osterwolde'nin yer almaması gayet normal. Herhangi bir absürtlük yok ee, sakatlıktan dolayı. Ancak diğer 3 ismin yer almaması. Hani hep söyledim ya. Ee, tesadüfe sadece Galatasaraylılar ve Ateistler inanır. Ben inanmam diye. Ha işte bu da onlardan biri arkadaşlar. Ee, durum bu. Şimdi bu 4 tane ismin alınmaması iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Gelin bunu konuşalım. Hani biraz daha Mustafa Hoca tarzında konuşalım bunu. Şimdi ilk olarak şuradan başlayayım. Fenerbahçe'de 3 oyuncunun bileti kesildi haberi var sosyal medyada. Muhtemelen sizler görmüşsünüzdür. Şimdi Avrupa defteri kapandı. Süper Kupa'ya zaten çıkılmadı. Türkiye Kupası'nda belki de lig hedeflenerek bile bile kupadan elenildi. Bakın bile bile cümlesinin Altını tekrar tekrar çiziyorum. ve Üç isimle Fenerbahçe'nin yollar ayırması bekleniliyor. Ama hangi isimler? Şimdi Fenerbahçe'de bu sene idari anlamda bir sıkıntı var. Mesela Ryan Kent, Aratın Aslıdır, Lazio'ya gitmeyi reddetti. İngiltere'ye geri döneceği konuşuluyor. Şampiyonship'ten bazı takımlar ilgileniyor. Bunlardan birinin de Hull City olduğu iddiaları var. Ancak Kent, kendi çapında bir mücadelenin içerisinde. Artık nasıl bir mücadelenin içerisinde, tam olarak neyin mücadelesinde bunu size bırakıyorum. Yazın adı Trabzonspor'la anılan, Beşiktaş'a aman gitmesin diye saçma sapan bir şekilde sözleşme imzalanan ve sezon başı kampını mazeretsiz kaçıran ki bakın burada bir şey itiraf edeceğim arkadaşlar. Burası çok önemli. Hatta çok önemli olduğunu belirtmek için bir de son dakika intros ekleyeceğim. Şimdi çok önemli kısım burası. Fenerbahçe sezon başı kampını yapamadı. Bir. Yapamadığı gibi Konferans Ligi elemelerinde de cart-curt takımlarla maçlara çıktı. 2. Şimdi bu maçlara çıkarken A takımdaki oyunculara yükleme yapalım. Biz bunları yedeklerle eleriz diye cesaret edilmedi. 3. Bu cesaret edilme için akabinde de hemen lig başladı. Maçlar başladı. Şu oldu, bu oldu falan filan derken bir seriye girildi. 4. Fenerbahçe gülle oynaya. Bakın yükleme kelimesine lütfen dikkat edin. Önemli kısım burası. Fenerbahçe gülü e oynaya haftada iki maçlık bir periyoda girdi. Burada hiçbir yerde yükleme yapılmadı. Futbolculara hiçbir yerde yükleme yapılmadı. Zaman zaman hani mesela Ceko birinci forvet, Batshuayi ikinci forvet, Umut Nayir üçüncü forvet. Zaman zaman Umut Nayir'e yükleme yapıldı. Hani İrfan birinci kanat, Cengiz ikinci kanat, Emre Mor üçüncü kanat zaman zaman Emre Mor'a yükleme yapıldı. Ne olur bak bu kısmı gerekirse bir kere daha dinleyin. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar mesela Tadiç solda birinci kanattı. Kent ikinciydi. Yani şu King üçüncüydü. King'e yükleme yapıldı. Ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hep yükleme yapıldı dediğim isimler sezon içerisinde sakatlanan, sakatlığını yükselen ya da sürekli sakatlık evrelerinden geçen isimlerdi. Burada ne demek istediğimi anlamanız için şöyle bir örnekleme yapayım arkadaşlar size. Milli araya giriyoruz. Sakatların hepsi iyileşecek deniliyor. Milli aradan çıkıyoruz. 7 tane sakatımız var. Anladınız mı? Burada ben suçlu, şu suçlu, bu, o, bu, şu demiyorum. Ben burada şunu söylüyorum. İsmail Kartal ve ekibi yükleme konusunda sınıfta kalmıştır. Fenerbahçe futbolcularının sakatlığının %90 sebebi İsmail Kartal ve ekibinin yanlış yüklemeleridir. Ben de sizler gibi sağlık heyetine attım tuttum. Ertuğrul Karanlığın yapmış olduğu tedaviler arkadaşlar. Hani hep şu cümleler var ya işte Ali Koç'un hastaneleri var niye araştırtmadı falan. Ali Koç 3 farklı sağlık kuruluşunu araştırtıyor. Ve hepsi de aynı cümleyi söylüyor. Yapılan bütün müdahaleler, bütün teşhisler, bütün tedavi yöntemleri eksiksiz, kusursuz. Yani Ertuğrul Karanlık'ta hiçbir sıkıntı yok diyor. Sıkıntı futbolculara aşırı yüklemede. Ha burada da şöyle bir şey var. Ben bununla oynadığım zaman önemli bir olay vardır arkadaşlar. Mutlaka dikkat edin. Burada önemli bir olay var. Olay da şu. İsmail Kartal ve ekibi saçma sapan zamanlamalarda yükleme yaptığı için sezon başı kampını kaçırdık dediği için biz bu sakatlıklara gebe kaldık. Hocam hiç yükleme yapılmasa ne olacak ki? Futbolcuların güçten düştüğüne inanıyor. 90 artı 30 oynadık. Olimpiyakos maçında zaman zaman futbolcular düştü değil mi? Aklınıza şunu sokun. Biz kolay kolay 120 dakika maç oynayacak bir takım değildik ve 5 oyuncu değişikliği var. Yüklemeyi tam yapmasan da 5 oyuncu değişikliği var. Beynini kullanan birisi şunu düşünür. Yani 3 tane ileri hücum attım. 2 tane de orta sahadan adam değiştirsem 5. Zaten Ferdi genç, Osayi genç, Mert Müldür genç, Osterwolde genç. Kanat beklerim zaten genç. Bunlara yüklemeye gerek bile yok derdi ama maalesef. Konumuza dönelim. Miha eski gibi bir çöple sezon başında imzalandı ve hiçbir faydası olmadı Fenerbahçe'ye kulüp bulması istemiş yoksa feshedecekmiş. Sakatlığını atlatan bir türlü kurtulamayan Luan Perez de istiyormuş. Palmeiras satın alma opsiyonu kiralık değil. Sadece yani sezon sonunda sözleşme yani gelecek sene sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. O yüzden Bonucci, Serdar Aziz, Miha Kent, Luan Perez bugün gündemdeki isimler ancak Bonucci sezon sonunda kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle gidiyor. Bir. Miha kesinlikle ve kesinlikle gidiyor. iki. Ryan Kent kulüp araçlarında. Onu da gitmesini bekliyoruz. 3. Luan Perez gidiyor. 4. Ama ben Kent'in hala gideceğini zannetmiyorum. Yani siz Fenerbahçe'den 3 oyuncunun gittiğini düşünün arkadaşlar. 4 kadro dışı. 3 fesih gibi düşünün. Bunu da söyleyeyim. Hani Miha Zayt için Karar şöyle karar böyle. İsmail Kartal'ın inadıyla alındı. İsmail Kartal'ın inadıyla oynatıldı. İsmail Kartal'ın inadıyla bugünlere getirildi. İsmail Kartal'ın inadıyla Sakatlıktan döndüğünde bile tercih edildi İsmail Kartal'ın inadıyla bunlar yapıldı. Bakın yine yükleme kısmına geri döneceğim. Hatırlayın Cengiz Lig'de 4 gol atıyor. Ertesi hafta İrfancan oynuyor. Siz bunu bana neyle açıklayabilirsiniz? Hocam oyuncuya çok yüklenildi. ha Aynen bununla açıklayacaksınız. İsmail Kartal oyuncuya çok yüklenildi ama ben oynatırsam tekrar sakatlanır mantığında. Ya arkadaş eskilerin bir lafı var. İşleyen demir pas tutmaz diye. İsmail Kartal ve ekibi işleyen demirin pas tutmayacağını anlamadıkları gibi işleyen sistemi de pas tutturdular. Bak ben şunu açık söyleyeyim. Biz geçen sene bak geçen sene de sakat verdik. Vermedik değil. Evet geçen sene de yükleme yapıldı. Kabul. Ancak bizim geçen sene ilk 11'imiz yoktu ki. Bizim geçen sene ilk 22'miz vardı. Avrupa maçında kaç tane sürprizden çıkacak? Ya geçen sene ben size şunu söyleyeyim. En baba duyumcularınız bile bir tane doğru kadro bilemedi. Bir tane. Bir tane doğru kadro bilemedi. Ne zaman bilmeye başladılar biliyor musunuz? Avrupa maçı oynandı. 7 tane rotasyon ya. Hafta sonundaki maç. Ulan bu 7'sini de oynatmaz denildi. Ve mükemmel bir ahenk. Mükemmel bir uyum içinde. Sanki Fenerbahçe'nin iki farklı kadrosu varmış gibi. Orada 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 coştu ettim. Ben şunu söyleyeyim. Jorge Jesus başarılıdır değildir. Çöptür, iyidir, kötüdür. Ben bir şey diyemem ona. Ben Jorge Jesus'ta Fenerbahçe'nin gerçekten bak. Şimdi İsmail Kartal'ın şu 19'da 19 yaptığı seri. Jesus'un geçen sezonki özellikle yaklaşık bir 10-15 maçlık serisi bana tarihimizdeki en iyi Fenerbahçe'den kesitler sundu diyebilirim. Ancak şu kadro Jesus'un elinde olsaydı ben çok absürt bir cümle kurayım. Biz şu anda yarı finaldeydik. Türkiye Kupası'nda yarı finaldeydik. Süper Kupayı zaten kazanmıştık. Hocam iyi de Jesus'un derbi performansı çok kötüydü. Haklısınız. Yani Stoper tandeminde Serdar Aziz, Samet Akaydın, Gustavo Henrique koyuyorsun. Burada da Bekao, Ciku, Bonucci koyuyorsun. Çağlar koyuyorsun. Haklısınız. Kaybederdik haklısınız. Rossi ile sezon geçirdin. Tadic oynuyorsun. Valencia Batçuay'ı ikisi de golcüydü. Ceko Batçuay'ı ikisi de golcü. Burada bir fark yok. Geçen sezonki İrfan ölüydü. Bu sezonki İrfan diriydi. Emre Moro, İrfan şeyi, Cengiz Ünder'i de oynatabilirsin. Geçen sezon orta saha tandemine bir bak. Hani Arao, Zaits değil mi? Hani Crespo, İsmail, yüksek falan. Şimdi İsmail, Fred, Şimanski. Ya ben açık söyleyeyim. Jesus'un elinde şu kadro olsaydı biz çok farklı şeyler konuşuyorduk. Hocam hocam işte Galatasaray hakemler kolluyor şöyle böyle. Ben aynı görüşteyim. Ben aynı fikirdeyim. rakiplerinde de Galatasaray şampiyon olsun Fenerbahçe olmasın diye yattığı görüşündeyim. O ayrı mesele. Bu bizim iç hesaplaşmamız. Ancak Fenerbahçe'nin de kendine yakışır olan şeyi yapması lazımdı. Evet bu sezon belki 4-5 maç şans ya da bireysel beceri sayesinde kazanıldı. Ancak geçtiğimiz sezonki maçlara bir bakın. Yani kaprisliydi. Ona konuşuyordu buna konuşuyordu. İnadım inat diyordu kabul. Ama yine de Geçer sene kadroda İsmail Kartal olsaydı bence seviyeyi göremezdik. O da ayrı mesele. Neyse bunu çiğ de şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Olimpiyakos'u elendi. Fenerbahçe dağıldı diyorlar. Fenerbahçe dağılmadı. Fenerbahçe bu sene çok dağılabileceği maçlardan sağlam çıktı. Evinde Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe'nin ben ligi havlu atacağını düşünüyordum. Açık söyleyeyim. Evinde Galatasaray'la beraber kalan Fenerbahçe'nin ben psikolojik eşiği yaşamayacağını düşünüyordum. Açık ve net olayım. Alanya Spor ve Samsun Spor'a puan kaybeden Fenerbahçe'nin bir daha arka arkaya seri maçlar kazanamayacağı görüşündeydim. Fenerbahçe kritik eşlikler açtı. Trabzonspor deplasmanı. İnandığım her şeyin üstüne de yemin edebilirim. Hiç sıkıntı değil. Yani demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Yemin etmeme de gerek yok. Beni tanıyanlar tanır. Ben Trabzon deplasmandan beraberlikle bile ayrılmayacağımızı düşünüyordum. Direkt yeniliriz diyordum. Çünkü ne yaparlar diyordum. Ederler diyordum. Allem ederler kallem ederler diyordum. Hatta benim kritik bir cümlem var kulaklarınıza e, pelesenk yapmıştım. Bir dönem var ya gerçekten pelesenk etmiştim. Şuydu benim cümlem. Galatasaray deplasmanı Trabzonspor deplasmandan daha kolay demiştim. Hatta şunu söylemiştim. Trabzon deplasmanında 2-0 önde başlamak mı? Galatasaray deplasmanında 1-0 önde başlamak mı? Daha hani böyle maçı kazanmana e, yardımcı olur Galatasaray deplasmanında 1-0 başlaman daha garanti olur demiştim. Daha doğrusu bunu tam söylememiştim. Bunu ima etmiştim. Trabzon deplasmanında biz 2-0 önde başlasaydık ki öyle de oldu gibi bir şey oldu. 2-0 öndeydik. Bak yine de az kalsın çıkamıyorduk o cendereden. Galatasaray deplasmanında dakika 5-1-0 öndesin tamam bu maçı alırsın. Durum bu. Bunun için konusunda da Kore Yeradolu Sport'ta bir iddia ortaya atmış. Emeklilik kararı alacak diyor. 36 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de bir gol bir asisti var. Bazı şeyler yanlış ama. Hani açıklamak biraz tuhaf. Giresun Spor 2. Lig'e düşmüş. Denizli Spor 3. Lig'e düşmüş. Akisar Spor Bölgesel Amatör'e düşmüş. Bursa Spor 3. Lig'e düşmüş. Darısı Galatasaray ve Trabzonspor'un başına. Ancak ben burada şunu söyleyeyim. Arkadaş aklını kullanacaksın. Aklını, fikrini, beynini kullanacaksın. Eğer aklını, fikrini, beynini kullanmıyorsan kulüp idare etmeyeceksin. Nedir kullanacağımız aklımız, fikrimiz, beynimiz? Bursa Spor. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Bursa Spor'la ilişkilerimi şahane seviyeye çıkartırım. Şahane seviye. Çünkü Bursa Spor çok iyi bir altyapı. Bursa Spor çok iyi bir pivot takım. Bak, dediğimi unutmayın. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Bursa Spor'la ikili ilişkilerimi arttırırım. Hem de çok çok iyi arttırırım. Çünkü Bursa Spor çok iyi bir yatırım aracı olur sana. Senin futbolcuların orada onun futbolcuları sende kullanır vesaire vesaire. Benim söyleceklerim bu kadar. Ha şunu da belirteyim. Fenerbahçe'nin artık bahanesi yok. Yükleme yapacağı bir sistemi yok. Araya milli ara girmeyecek. Oynayacak paşam altı maçını kazanacak. Maçı kazanıp arkasına yaslanacak. Diyecek ki arkadaş eğrisiyle doğrusuyla tamam şampiyon olduk. Şu şu eksikler var şu şu hatalar var diyecek. Ve şu arkadaşların alayıyla yollar ayrılacak. Ya ben Zayt'ı görmek istemiyorum. Açıkçası ben şunu da söyleyeyim. Hani ben kuruluş konusunda İsmail Kartal inat 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 inat. Jesus da olsa kurun oynatır. Onu da söyleyeyim. Onun sistemine de uygun. Ama artık inatlardan vazgeçmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir tane Fenerbahçe var. Başka Fenerbahçe yok. Görüşmek üzere.